Meraklısına Bilim'in 98. bölümüne hoş geldiniz. Bu akşam ekonomi konuşacağız. Mutlaka fark ettiğinizi tahmin ediyordum. Zaten yayından önce konuğumuz Hakkı Hoca ile de konuşurken şimdi tanıtacağım onu size. Böyle ekonomi programlarının sıklaştığını konuşuyorduk kendi aramızda. Herhalde gündem de biraz bizi bu yöne doğru itiyor diyelim. Ve konuğumuzu sizlere tanıtayım. Profesör Doktor Hakkı Yazıcı, Bristol Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Bu akşam maliye politikası konuşacağız. Maliye politikası yani böyle günlük gazeteleri, televizyonları, interneti vesaireyi takip eden her sıradan vatandaşın sıklıkla mutlaka duyduğu şeylerdir. Kamu harcamaları, vergiler, işte dediğim gibi maliye politikası vesaire. Ama acaba biz gerçekten bunun ne olduğunu biliyor da mı okuyoruz, ediyoruz bunları? Yoksa aydınlatılması gereken özellikle sıradan insan için, sokaktaki insan için ya da bizim gibi uzman olmayan kişiler için aydınlatılması gereken noktalar var mı? Bu akşam biraz maliye politikası konuşalım ve bu aslında çok basitmiş gibi herkes bilirmiş gibi gözüken ama belki de o kadar da bilmediğimiz maliye politikası nedir diye bir giriş yapalım. Ne olduğunu sizden öğrenelim. Evet, şimdi önce maliye politikasının ne olduğunu belki konuşarak başlayabiliriz. Devletlerin ekonomileri yönetme konusunda, yönlendirme konusundaki iki temel politikasından biri maliye politikası, bir diğeri de para politikası. Para politikalarını önce ondan kısaca bahsedeyim. Konumuz maliye politikası ama maliye politikasını da biraz ona göre tartışırım belki. Para politikalarını bütün ülkelerde olduğu gibi bizim ülkemizde de Merkez Bankası yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yapıyor. Para politikası kurulu var Merkez Bankası'nın. Onlar icra ediyorlar. Temel politika aracı para politikasının para arzını değiştirmek suretiyle piyasadaki faizleri değiştirmek. Burada önemli olan bir mevzu bunun hükümetten bağımsız olarak yapılıyor olması. Her ne kadar hükümet Cumhurbaşkanlığı sistemi bu yöneticilerini atıyor da olsa Merkez Bankası'nı politikanın bağımsız yapılıyor olması çok önemli. Bu bizim ülkemiz, dünyanın bütün gelişmiş ülkelerinde böyle bağımsız olarak yapılıyor. Bizim ülkemizde de böyle, en azından kağıt üzerinde. En azından kağıt üzerinde diyorum ne yazık ki. Çünkü bizim ülkemizde bilhassa son dönemlerde, son 3-5 senede para politikası üzerinde hükümetin çok ciddi baskısı ve etkisi oldu. Çok yanlış bir durum. Yani hükümette kimin olduğundan bağımsız olarak böyle olmaması lazım. Piyasaları çok olumsuz etkileyebiliyor. Enflasyona vesaireye yol açabiliyor. Konumuz bu olmadığı için buraya girmeyeceğim ama bunu söylemek istedim. Şimdi maliye politikası bu açıdan çok farklı bir politika. Şöyle, maliye politikasını yürütmek, icra etmek hükümetin anasının ak sütü gibi hakkı yani. Biz seçimlere gidiyoruz. Hani ülkemizde dünyanın her yerinde olduğu gibi hükümeti seçiyoruz. Onlara 5 yıl boyunca bizi temsil eden maliye politikasını yürütme, yerine getirme hakkı veriyoruz. Hükümetin içerisinde de bu politikayı yani Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı yapıyor. Birçok yerde de Hazine Bakanlığı, benzer isimler olan Hazine Bakanlıkları yapıyor diğer ülkelerde de. Önemli olarak diğer bakanlıklarla işbirliği içerisinde yapıyorlar bu politikaları. Çünkü birazdan bahsedeceğim, çok kapsamlı bir politika maliye politikası. Bunu anlamak için belki devletin bütçesini düşünmek yararlı olabilir. Hani devletin bütçesinin bir tarafında harcamalar var, diğer tarafında da gelirler var. Her yıl işte harcamalarınızı gelirlerinizle devlet olarak ödemeye çalışıyorsunuz. Ödeyemediğiniz kısmında da borç alıyorsunuz. Yani normal bir vatandaşın bütçesinden bu açıdan çok farkı yok. Şimdi devletin harcamaları neler? Kamu malları var. İşte köprü, park, bahçe, altyapı yatırımları gibi yatırımlar var burada bunların içerisinde. Bunlar vatandaşların kendi başına alamayacağı mallar yani. Ben elma, armut alabilirim belki ama park, bahçe yaptıracak ama devletin yapması gerekiyor. Onun harcamaları var. Adalet ve yargı sistemi, işte milli savunma, emniyet güçlerinin harcamaları, sağlık, eğitim, sosyal güvenlik çok kapsamlı bir sürü harcama var. Bu harcamalar yapılıyor. Devlet teşvikler veriyor ekonominin değişik sektörlerine, endüstrilerine. Buradaki özel sektörü bu endüstrilerde özendirmek için bu sektörlere girmesi için bu teşviklere harcamalar yapılıyor. Borçların faiz ödemeleri var geçmiş yılları. Bunlar hep harcamalar. Bu harcama kısmı.
gelir kısmını serbest piyasa ekonomilerinde, kapitalist ekonomilerde, bizde de böyle bu. Devletler kendi yaptıkları üretim açısından çok küçükler. Dolayısıyla üretimden sağladığı kendi bir geliri yok devletin. Ne oluyor? Nasıl gelir sağlıyor? Vergilerle sağlıyor. Vatandaştan toplanan vergilerle. Burada da üç kalem altında toplayabiliriz vergileri. Bir gelir vergisi var çalışanların ödediği. Bir kurumların ödediği, firmaların ödediği kurumlar vergisi var. Bir de tüketim vergileri var. İşte KDV gibi, özel tüketim vergisi, ÖTV gibi. Yani maliye politikası aslında devlet harcama kalemlerini, devletin harcama kalemlerini belirlemek, bunlara ne kadar harcama yapacağını belirlemek, diğer dediğim gibi bakanlıklarla işbirliği içerisinde tabii ki. Bunları belirlemek ve bunları nasıl finanse edeceğini vergilerle ya da borçla, ne kadar borç yükünü aktaracağını bu harcamaların. Bunu yapmak maliye politikasının içine giriyor. Böyle söyleyebilirim. Tabii burada en çok merak edilen şeylerden biri bu harcamaların ve gelirlerin, yani verginin daha doğrusu nasıl alınacağının neye göre belirlendiği. Yani aslında biraz onun ipuçlarını verdiniz. Yani sonuçta bir hükümetin hakkıdır bunu belirlemek. Çünkü seçimlerle geliyor hükümet dediniz ama tabii çoğu zaman çok tartışmalar yaratan tercihler oluyor. Özellikle yani harcamalar belki onlar da mutlaka gündem oluyor ama daha çok hani sıradan sokaktaki vatandaşı daha çok ilgilendirdiği için daha çok vergiler, işte şu ÖTV olur mu, bunun neresi özel tüketim deniliyor bazı şeyler için. İşte şundan şu kadar niye vergi alınıyor, işte asgari ücretten niye şu kadar vergi alınıyor falan gibi. Biraz burayı şey yapsak, yani nasıl olmalı, bunun bir ideali var mıdır bir kere? Yani evet. İdeali varsa niye her ülkede farklı farklı uygulanıyor ya da her ideolojiye göre, görüşe göre farklı farklı farklılıklar arz ediyor? Evet, çok tabii yerinde bir soru. Yani burada aslında temel prensiplerden bahsetmek bence daha önemli. Bu temel prensipler her yerde olması gereken prensipler. Uygulamada bazı detaylar ülkelerin özelliklerine göre değişebiliyor tabii ama bu temel prensipler de, hani ideal maliye politikası nasıl oluyor, temel prensipler de biraz maliye politikasının amacıyla da ilgili. İsterseniz ondan da bahsedeyim hani kısaca. Hani yine biraz para politikasına gönderme yaparak kısaca bahsedeceğim. Para politikası genelde kısa vadede ekonomiye yön vermeye yarayan bir politik aracı. Yani şimdi günümüzü düşünecek olursak örneğin Türk lirası diğer yabancı ülke paralarına karşı ciddi değer kaybetti son zamanlarda. Enflasyonist bir durum var. Bu ortamda para politikası devreye girip faizleri arttırmak koşuluyla bu enflasyonist baskıyı düşürebilir. Türk lirasının değerini korumaya kalkabilir. Bu hani mantıklı bir politika gibi duruyor. Dikkat ederseniz bu kısa vadeyle ilgili bir çözüm ama. Yani para politikası bu tip kısa vadeli çözümler, yönetimler yapıyor. Uzun vadeli kalkınma ile ilgili pek bir etkisi yok. Maliye politikasının ise, yani uzun vadeli büyümesiyle ilgili bir ülkenin de çok bir etkisi yok. Maliye politikası ise kısa vadedeki şoklara karşı da ekonomileri koruma konusunda kullanılabiliyor. Örneğin Darboğaz'dan geçerken talep çok düşmüş de bir ekonomide, devlet harcamalarını arttırıp o azalan talebi kendisi bir kamu talebi ortaya koyarak bertaraf edebiliyor. Üretim düşmesini vesaire engelleyebiliyor. Bunu örnek olarak yakın zamanda şu anda konuşulan, hala belki takip ediyorsunuzdur. Amerika'da Biden'ın bir ciddi bir devlet harcama paketi açıkladı. 3 trilyon dolarlık şeyden meclisten geçirmeye çalışıyor. Bu kabaca bunlarla ilgili, Covid dönemi gelen ekonomik yavaşlamayla ilgili, gerçi o da sona geldi ama bununla ilgiliydi. Bizde de bazı harcamalar yapıldı ilk döneminde Covid'in. Kısa dönem şokları düzeltmek için de yapılabiliyor ama daha önemli kısmı belki maliye politikasının uzun vadeli de ekonomiye yön veren bir politika olması. Çünkü burada maliye politikasına muhtaçsınız biraz. Başka bir şeyle bunu yapmanız çok mümkün değil. Yani maliye politikası derken bunun içine işte eğitimdi, adaletti, sağlıktı, bunlara yaptığı katkıyla beraber maliye politikası diyorum. Hani hep duyduğumuz yapısal reformlar var ya, bunların ayarlandığı, finanse edildiği yer maliye politikası. O açıdan çok önemli. Nihai hedefi de şöyle düşünebiliriz. Ulaşmak istediğimiz şey uzun vadede hem üretkenliğini arttırmak, üretkenliğini arttıran ekonomiler, affedersiniz, politikalar ortaya koymak ülkenizin. Bu sayede büyümeyi, kalkınmayı arttırmak. Bu bir tanesi. Biraz daha az konuşulan ama bence yine çok önemli olan,
bunu yaparken de ekonomik adaleti de devam ettirme, temin ettirme etmek, eden politikalar yapmak. Yani büyüyelim ama beraber büyüyelim. Toplumun değişik gelir kesimlerinin beraber büyümesini sağlamak. Amacı bu. İdeal maliye politikası bunun ışığında nasıl olur'a gelince, o biraz önce bahsettiğim hani harcamalar ve vergiler, hani gelirler kısmı, iki kısmı var dedim ya. Kabaca bunların ikisinin de iyi ayarlandığı sistem olarak düşünebiliriz. İdeal maliye politikası bununla ilgili. İkisinden de ayrı ayrı bahsetmek istiyorum biraz. Öncelikle harcamalardan bahsedin. Ne demek harcamaların iyi ideal şekilde? Çok özür diliyorum. Oraya gelmeden önce bir soru arada sorayım. Oraya daha sonra gelelim mi? Şimdi siz konuşmanın başında bahsederken aklıma geldi. Şimdi Merkez Bankası Başkanı'nın mesela işte son 2 yılda 4 kere mi değişti? 5 kere mi değişti? Birkaç kez değişti. Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konuşuldu hep. Ama mesela Maliye Bakanları da değişti. Yani Maliye Bakanlığı bağımsız olsun biraz hani absürt gelebilir en başta ama hani maliye politikasıyla para politikasının farkını konuşuyorduk ya. Madem öyle, yani maliye politikası bir hükümetin başına bağlı, Maliye Bakanı hükümetin başına bağlı çalışan bir kişi veya kurum. Para politikası ve Merkez Bankası'nın dolayısıyla düşününce o niye bağımsızlığı o kadar önemli oluyor? Peki onu es geçmiştim aslında, açayım madem önemli olduğunu düşündük söyleyeyim. Yani buradaki biraz mevzu şununla ilgili, bizim geçmişimizde de böyle çok acı tecrübelerimiz var 90'larda bilhassa Tansu Çiller döneminde. Şu olabiliyor bağımsız olmazsa, devletlerin, hükümetlerin para harcayıp özellikle popülist politikalar vesaire için para harcayıp sonra sıkıştıkları zaman gidip Merkez Bankası borç üretip bunu Merkez Bankası'na satabiliyorlar. Direkt bağlı olursa. Merkez Bankası sadece diyor ki Merkez Bankası'nda ben çok harcama yaptım. Kaynak lazım bana. Tahvil üretip Merkez Bankası'na direkt satıyor. Bu da oradan aldığı parayla da borcunu harcamalarını yapıyor. Bu da ne anlama geliyor? Piyasadaki para miktarı artıyor. Enflasyon artıyor. Özünde şu oluyor. Vatandaşın cebindeki para azalıyor. Devletin kullanabildiği para artıyor bu durumda. Yani vatandaş fakirleşirken devlet istediği gibi para kullanmaya başlıyor. Ciddi enflasyon doğurabiliyor bu. Yani 90'larda Türkiye'de hatırlarsınız belki, kaç yaşındasınız tam bilemiyorum ama o 90'ların ortasına doğru biz %60-70 yıllık enflasyonları görmüştük. Belki daha fazlaydı, bilemiyorum. Çok sıkıntılı bir durum bu. Buna yol açabiliyor. Bu çok temel bir problem bununla ilgili. Bu yüzden Merkez Bankası, yani enflasyonu istemiyoruz biz. Çok zararlı bir şey enflasyon. Merkez Bankası bağımsızlığı, hükümetten bağımsız olarak ne zaman, her zaman enflasyonu aşağıda tutabilecek, gerektiğinde Türk lirasını değerli tutabilecek para politikasını uygulamaya yarıyor. Bağımsızlık bu yüzden çok önemli. Ne yazık ki hatırlıyorum söylediğiniz yılları. Ne yazık ki hatırlıyorum söylediğiniz yılları. Neyse. Harcamalar diyorduk. Oradan devam edelim isterseniz. Evet. Şimdi harcamalar kısmında yani çok kapsamlı bir konu. Biraz önce de bahsettik. İşte adalet harcamaları, eğitim, şudur budur, bir sürü şey var içinde. Bunlardan tek tek savunma var mesela en büyük kalemler. Çok kapsamlı, aynen dediğiniz gibi. Tek tek bahsetmek bir kişinin uzmanlık alanına girecek bir şey değil, çok mümkün de değil ama temel prensip çok basit bir prensip aslında. Getirisi en yüksek şeylere devlet olarak destek vermeniz, yatırım yapmanız lazım, harcama yapmanız lazım. Bu kadar basit yani. Belki altı çizecek de buradaki bir kelime en kelimesi olabilir. Doğru şeyleri yapmak değil yani sadece yeterli olan. En doğru şeyleri yapmak. Yani getirisi en yüksekleri seçmek, onu demeye çalışıyorum. Burada iki zorluk var temelde. Bir, nelerin getirisinin yüksek olduğunu kestirebiliyor olmanız lazım. Bu bir beceri gerektiriyor tabii ki Maliye Bakanlığı'nda çalışan insanlar için vesaire için. Bence bu yapılıp yani bu biraz daha kolay kısmı işin. İkinci kısmı bir de politik, siyasi irade gerektiriyor. Bu yatırımların yapılabilmesini sağlayacak siyasi irade gerektiriyor. Teşviklerden bir örnek vereyim. Örneğin yani devlet teşvik veriyor. Şimdi bu teşviği vereceğiz endüstrilerin ileride yüksek getiriler sağlayabilecek endüstriler olması lazım. Getirden kastettiğim de şu yani, 10 lira koyduk mu 15 lira alabileceğimiz bir iş varken, devlet olarak bir alan varken 10 lira koyunca 12 alacağımız bir yere devletin teşvik vermesinin, eğer kısıtlı kaynağı varsa ki bütün devletlerin var, çok bir anlamı yok. Bunu seçmemiz lazım. Ama bizde böyle olmayabiliyor. Ne oluyor? Burada bir inşaat sektörü örneği var. Yani son 15-20 yıl içerisinde bizim ülkemizde inşaat sektörüne çok ciddi teşvikler yapıldı.
Başta bunun bir mantığı vardı. Çünkü hani deprem kuşağında olduğumuz için biz biraz Marmara bölgesi vesaire biraz mantığı vardı ama çok uzun süre devam etti. Ve bunun ötesine de geçti. Hani siz de biliyorsunuzdur. Ben anekdot olarak ben çok bildiğim hani depremden sonra yapılmış, tekrar yıkılmış, tekrar yapılmış bina var şimdi. Neden? Çünkü devlet teşvik ve ciddi teşvikler verdi. Bir rant oluştu orada, ekonomik rant. Halk da normal olarak bunu kovaladı. Hani müteahhitler. Hani manavlar, kasaplar bunları da biliyorsunuz anekdot olarak. İşini bıraktı, şey oldu. Müteahhit oldu. Şimdi ve inşaat sektörü dediğiniz getirisi tabii ki çok yüksek olmayan bir sektör. Yani günün sonunda taş taş üstüne koyup bina yapıyorsunuz. Yani bunun ne kadar büyük bir getirisi olabilir ki? Hani örnek olarak ilaç sanayine alalım mesela. Orada ilaç sanayine yatırım yapılsa belki çok yüksek getiri gelebilir. Şimdi bunu neden yapmıyor da hükümetler genelde? Bizim hükümetimiz neden yapmadı? Ya da yapılmıyor genelde. Bir hikaye buradaki şu. Vadeler farklı. Getirilerin vadesi farklı. Yani siz ilaç sektörüne belki 15-20 sene yatırım yapmanız lazım. Teşvik vermeniz lazım. Burada Ar-Ge çalışmaları yapılması lazım. Belki 15-20-30 sene. Hani detayını bilmiyoruz tabii. Bunun sonunda uzun vadede çok yüksek getirileri olabilir bunun. Ama hükümetlerin bunları bekleyecek vakti olmuyor genelde. Ne oluyor? Kısa vadede günü kurtaran, işte atıyorum işsizlik arttı ya da ekonomik darboğaza giriyoruz. O zaman inşaat sektörü çok kapsamlı bir sektör. Kısa vadede istihdamı olumlu etkileyebilecek bir sektör. Geri dönüşü çok da düşük de olsa. Onu hemen hani şey yapalım, teşvik edelim vesaire. Bu şekilde günü kurtaran politikalara dönebiliyor. Yani hükümetlerin miyopik bir tarafı oluyor toplum refahına kıyasla. Bunların etkilerini görebiliyoruz işte. Hani bizim çok önemli endüstrilerde, alanlarda, işte bilişim sektöründe şunda bunda neden çok ileri değiliz? Çünkü bu bir günde olacak bir şey değil. 2 senede, 5 senede olacak bir şey de değil. Buna irade gerekiyor, buna yatırım yapacak. Eğitim benzeri bir şey. Eğitim sektörü. Ben buraya gelmeden önce merak edip baktım. OECD ülkeler arasında bizim eğitime ne kadar yatırım yaptığımıza, harcamalara baktım. OECD ülkeler arasında, 37 ülke arasında Türkiye eğitime kişi başı, bu önemli, öğrenci başına düşen yatırımda sondan üçüncü. OECD'nin kendi şeyinde bu, çalışmalarında gördüğüm bir şey. Şimdi yani hani biz zaten çok gerilerdeyiz bu konularda. Hani Türkiye'de üniversite mezunu oranı %14, %13-14'lerde. Avrupa'da, Amerika'da %30-35'lerde. Bu böyleyken bu kadar gerideyiz öğrenci başına yapılan yatırımda. Yani neden? Gene ben büyük ölçüde bu dediğim şeye bağlıyorum. Başka sebepleri de var ama kısa vadeli düşünüyor hükümetler. Çünkü uzun vade, yani 30 sene sonra çok büyük getiri sağlasa ne olacak ki? Ben seçim kazanmam lazım diyor. Seçime de işte 2 sene var, 3 sene var diyor. Ona göre öncelik veriliyor. Yani biraz basite indirgiyor gibi düşünebilirim ama bu önemli bir mekanizma arkada çalışan ne yazık ki. Yatırımı doğru sayılmayacak yerlere yapma dışında bir de seçim yaklaştıkça kamu harcamalarının artması diye de bir şey var. Ya bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk 1-2 genel seçiminden önce pek gündeme gelmedi. Hatta bununla da övündü iktidar kanadı. Belki haklıydılar da övünmekte, bilmiyorum. Yani harcadılar mı, gerçekten harcamadılar mı, uzman olmadığı bir şey diyemeyeceğim ama böyle bir söylem vardı en azından. Ama son zamanlarda pek o da gene eski günlere döndük gibi gözüküyor. Her neyse. Ama böyle de bir şey var değil mi? Yani doğrudan yatırımlar. Ha, bir de şunu soracaktım. Mesela bir gelirden vazgeçmek de harcama anlamına gelir mi? Mesela bir falanca vergiyi affediyorum diyor devlet. Bu gelirden vazgeçmiş oluyor. Bu da mı bir harcama sayılır mesela? Yani evet, hani gelir tarafında, devletin gelir tarafında bu eksi olarak görünecek. O eksiği hani eşitliğin diğer tarafına atarsanız harcamalar tarafında devletin artı olarak görünecek. Öyle de düşünebilirsiniz tabii. Yani vergileri, ama daha çok bunu vergiler tarafında bir azalma olarak görüyoruz. Hani o şekilde düşünüyoruz. Hı hı. İşin tabii bir de gelir kısmı var. Yani evet. Harcamaların dışında bir de geliri elde etme kısmı var. O da en bildiğimiz vergi tabii ki. Evet. Vergi de konuşmanın, programımızın başında söylediğim gibi yani bizim hayatlarımızı çok doğrudan etkilediği için yani ekmek alırken bile işte %8 mi vergi alınıyor. Belki her gün onun farkında olmuyoruz ama var böyle bir şey. Onun dışında işte gelir vergisi, asgari ücretten alınan vergi vesaire doğrudan ilgilendiren şeyler.
Biraz da bunu konuşalım. Bir kere şunu soracağım başlamadan önce, size sözü bırakmadan önce. Ya yine bırakacağım ama izleyicilerimizi hem de benim de kafamız aydınlansın diye şu dolaylı vergi, dolaysız verginin ayrımı hangisi hangisiydi onu bir anlatıp ondan sonra sizin kendi anlatmak istediklerinize geçebilir miyiz? Tabii olur. Yani dolaylı vergi dediğimiz bu şey. Ya gelir vergisinin gelirden kazanılan vergiler dolaysız vergi. Açıkçası Türkçe tabirini çok iyi bilmiyorum ama dolaysız vergi yani direkt vergi bunlar. Öyle söyleyeyim. Direkt vergi. Genelde bu tip vergiler daha kabul gören vergiler. Biraz aslında bunlardan da bahsedeyim. Ekonomik maliyeti daha düşük olan vergiler. Dolaylı vergi dediğinizde işte tüketimden, KDV'ydi, ÖTV'ydi vesaire tüketimden, ara mallarından alınan vergiler. Bunlar hep dolaylı vergiler olmuş oluyor. Öyle bir ayrım yapabiliriz yani. İndirekt vergi de deniyor buna hani teknik terimiyle. Peki yine vergi sisteminden bahsedelim biraz. Herhalde bunun da en böyle optimali dünyanın her yerinde geçerli bir en iyi vergi politikası olsa herhalde herkes bunu uygular ama o da pek öyle olmuyor gibi. Daha optimal bir vergi politik en azından biraz daha optimal bir vergi politikası nasıl olmalı, nasıl olabilir? Bizde durum nasıl? Evet. İyi oldu sizin optimal kelimesini kullandınız. Ben teknik olmasın diye optimal kullanmayacaktım. İdeal diyecektim ama hep optimal kullanalım. Şimdi şöyle yani dediğiniz gibi bu biraz da işi zorlaştıran şeylerden biri zaten bu. İyi maliye politikası nasıl olur? Hani Maliye Bakanlığı'na iç düşüren şeylerden biri ne? Ülkeden ülkeye çok farklılık gösterebilecek şeyler var. Detaylar çok fark edebiliyor. Detaylardan bahsetmekten önce bence temel prensipler var birkaç tane konuşulması gereken. Onlardan bahsetmek isterim müsaadenizle. En temel prensip burada vergilendirmek ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyen bir şey. Ne kastediyorum burada? Bir gelir vergisi örneğiyle açıklayayım. Yani siz bir devlet olarak bir vatandaşı 5 lira vergilendirdiğiniz zaman şöyle düşünebiliyoruz. İşte vatandaşın cebinden 5 lira çıktı, devletin kasasına 5 lira girdi. Toplamı sıfır olan bir durum bu. Sıfır olan bir oyun. Öyle değil. Devleti siz 5 lira vergilendirme, vatandaşı 5 lira vergilendirmeye kalktığınız zaman devletin kasasına 5 lira giriyor ama vatandaşın cebinden 6-7 lira çıkıyor. Dolayısıyla toplamı sıfırın altında olan, kayıpla sonuçlanan bir şey. Vergi dediğimiz şey. Neden böyle? Çünkü genelde vergileri arttırdığımız zaman insanların çalışma aşk şevkleri kırılıyor. Kendilerine yatırım yapma aşk şevkleri kırılıyor. Bunu biraz açmak istiyorum. Çünkü yani çok çok iyi anlaşıldığını düşünmediğim bir şey benim. Şimdi şöyle anlatayım. Kısa vadede örneğin bir esnek çalışma saati olan birilerini düşünün. Eğer devlet %30'dan %50'ye vergileri çıkartırsa gelir vergisinin üzerinden giderek anlatacağım. Bu adam diyebilir ki ya ben yani ekstra bir saat daha mesai çalışacaktım. 70 kuruş alacaktım 1 lira kazanacağım işten diyelim. Şimdi onun yerine 50 kuruş kazanacağım. Devlet daha fazlasını daha az çalışayım diyebilir. Diyebilirsiniz ki ya kaç kişi var toplumda bu kadar esnek çalışma saati olan? Ya şu kadar bu kadar var neyse. Onları kenara koyalım. Sabit çalışma saati olan ama terfi etme durumu olan insanlar var değil mi? Hani çoğumuz bu durumdayız. Daha çok çalışınca, daha çok efor koyunca işimizde daha iyi yerlere geleceğiz, daha çok kazanacağız, daha iyi bir hayatımız olacak. Vergileri arttırdığınız zaman vatandaş diyor ki ben oraya geleceğim ama şimdi daha fazlasını devlet alacak yine elimden. Bu motivasyonu azaltmış, eforu azaltmış oluyorsunuz. Yine eforu azaltan, toplam üretkenliği azaltan bir şey. Çift çalışanlı aileler var. Karı kocanın beraber çalıştığı. Bu tip ailelerde ikinci çalışan çalışmayı bırakabiliyor. Bunun üzerine etkisi olabiliyor vergileri artırdığınız zaman. Bunlar kısa vadedeki etkiler. Uzun vadede beşeri sermaye üzerinde ciddi olumsuz etkileri olabiliyor vergileri artırmanın. İnsan neden beşeri sermaye biriktirir? Beşeri sermayeden kastım neden kendilerine yatırım yaparlar, eğitim alırlar, okula gidiyorlar? Çünkü gene daha çok kazanmak içinler. Daha çok yani mühendis olacağım, doktor olacağım. Daha iyi bir hayatım olacak. Vergileri bilhassa ki üst kesimler, üst katmanda çok arttırırsanız bu bir yere kadar insanların şeyini törpülemiş oluyorsunuz tabii ki. Bu da daha az eğitim, hani daha az beşeri sermaye oluşmasına sebebiyet veriyor. Daha az avukat, daha kötü avukat belki olmasına sebebiyet veriyor. O kadar işine özenmeyen. Bunların hepsi toplayınca hani bu mikro seviyeden makro seviyeye doğru toplam geliri düşüren, büyümeyi ciddi olarak yavaşlatabilen şeyler. Bunun yanında hep gelir vergilerinden bahsettim. Yani firmaları vergisinden düşünürseniz şeyler
kurumlar vergisinden. Orada da benzeri durum, yatırımları azaltmış oluyorsunuz vergileri artırdığınız zaman firmaların üzerinde. Bu da yine büyümeye çok olumsuz etki eder. Bizim ülkemiz gibi kayıt dışı ekonominin çok yüksek olduğu yerlerde bir de vergileri artırdığınız zaman kayıt içinden kayıt dışına geçiş oluyor, olabiliyor. Bir de öyle bir reaksiyon verebiliyor vatandaş. Bu durumda hem vergiyi toplamaktan oluyor, o toplayacağınız vergiden oluyorsunuz, öyle bir zararı var. Aynı zamanda kayıt dışı ekonominin çok ciddi ekonomik handikapları var kayıt içi ekonomiye göre, gene büyüme kalkınma açısından. Bunları ortaya çıkarmış oluyorsunuz. Yani böyle çok kapsamlı negatif tarafları var vergilendirmenin. Ben vergilendirme çalışan bir insanım bu arada. Yani vergilendirme yapmayalım demiyorum. Devlet vergilendirme tabii ki yapacak, önemli harcamaları var. Ekonomik adalet için çok önemli. Ondan da bahsetmek istiyorum hatta birazdan, kısaca bunlar hemen sonra. Ama şeyi anlamamız önemli. Maliyetli bir iş bu. Bu maliyeti anlamazsak işte çok olur olmaz her yere vergi koymaya kalkabiliyoruz. Bunu hep düşünmemiz lazım aklımızın bir kenarında. Ama bu, yani sizin de demin söylediğiniz gibi, maliyet bu yani pür ekonomik anlamda bir maliyet olmak da zorunda değil. Bir sosyal maliyeti de oluyor değil mi bunun yani? Yani ben hep ekonomik maliyetinden bahsettim. Yani toplam pasta kıtırıyor. Daha az çalışmaya itiyor insanları. Daha az sermaye birikimine sebebiyet oluyor. Bu bağlamda olumsuz etkiliyor. Kastettiğim şey temelde oydu. Bu yani çok o kadar önemli bir kavram ki, hani eşitlikten bahsedecek olursak, şimdi vergi sisteminin en temel görevlerinden biri de ekonomik adaleti sağlamak. Çok önemli bir tarafı. Yani ekonomik adaleti eğer önemseyen bir ülkeysek biz, ki birçok ülke böyle, hani birçok toplum böyle, öyle bir ülkede yaşıyorsak temel sorulardan bir tanesi vergi sistemini nasıl kullanacağız ekonomik adaleti, eşitliği sağlamak için. Bu da genelde düşünülen şey, hani artan oranlı vergi sistemleri oluyor. Bizim ülkemizde de böyle. Gelir arttıkça verginin oranı artıyor. Örneğin en üst gelirse Türkiye'de bu %40'a kadar çıkıyor bildiğim kadarıyla, yanlış hatırlamıyorum. 40 ya da 45'e kadar çıkıyor, çok aşağıdan başlayıp. En aşağıda zaten en dar geliri de vergi toplamıyorsunuz, hatta yardım yapıyorsunuz. Şimdi bunu ne kadar dik bir şekilde arttırırsanız gelirle, en yukarıdaki gelirlerden ne kadar çok vergi alıp göreceli olarak aşağıdakine göre böyle bir sistem oluşturursanız, o kadar eşitlikçi bir sistem bu. İyi, güzel, ama biraz önce anlattığım sebeplerden ötürü bunun ciddi ekonomik maliyeti olacak bizim için. Yine ekonomik aktiviteyi düşüren. Burada söylemeye çalıştığım, bu yeniden dağıtımcı, eşitliği önemseyen politikalar yapılmasın değil, maliyeti olduğunu anlayalım ama. Yani belki böyle bir cümleyle özetlemek gerekirse, hani hayatta iyi olduğunu düşündüğümüz birçok şey, hiçbir şey bedava değil. Eşitlik de böyle, ekonomik adalet de böyle, bedava bir şey değil. Yani bunu almak istersek biraz üretkenlikten, biraz büyümeden feragat etmemiz gerekiyor. O balansı iyi tutturmak gerekiyor zaten bu politikada. Şeytanın avukatlığını ben yapayım. Mesela en çok parası olandan en çok vergi alındığı zaman, o en çok parası olan da diyor ki ya alıyorsun o parayı ama ben onunla yatırım yapacaktım ve belki de işte yüzlerce binlerce kişiye istihdam sağlayacaktım aynı zamanda diyor. Gibi evet. Mi? Aynen. Bu sizin ben gelir vergisi üzerinden örnekle gittim ama sizin bahsettiğiniz de hani sermaye geliri vergisi üzerinden. Bu biraz daha kurumlar vergisi gibi bir şeye giriyor. Aynen dediğiniz gibi orada bu tip etkileri de var. Dolayısıyla yani maliyetli bir şey, bunu kabul ederek, bunu düşünerek ona göre hareket etmek lazım. Bu önemli bir mesaj bence. Bir de bahsetmek istediğim bir iki tane daha vergilerle ilgili şey var. Hatta sizin şimdi bu bahsettiğiniz sermaye vergisine girmek istiyorum. Biraz bu makro iktisatında, kamu maliyesinde çok önemli sorularından bir tanesi. Hani ben hep gelir vergisinden bahsettim, çalışanların ödediği şu ana kadar. Bir de sermaye gelirinin ödediği vergi var. Hangisini vergilendirmek lazım, ne kadar vergilendirmek lazım gibi. Bunu basit şöyle bir örnekle, firma örneğiyle bunların ne olduğundan bahsedeyim. Bir firma düşünün, bir şey satıyor, bir cirosu var, orada ara malları ödüyor. O ara malları ödedikten sonra kendisine bir firmanın kazancı kalıyor. Bu kazancından da maaş ödüyor işçilerine. Bu işçi dediğim, bunun içinde CEO da var icabına, çalışanlarına. Onlara, oraya biz çalışan geliri de iş gücü geliri diyoruz, onların kazandığı toplam şeye. Geri kalan da sermayedarın geliri oluyor. Bu da haklı bir kazanç. Çünkü bu vatandaş da gidip bankaya bu parayı koymamış ya da piyasada birine borç vermemişti, yatırım yapmış, risk almış, onun da kazanması lazım. Kastettiğim bu hangisi daha çok kazanmalı? Hangisini daha fazla vergilendirmeliyiz sorusu. Bu çok kritik bir soru. Yani sermayedarları mı, kapitalistleri mi daha çok vergilendirelim,
yoksa vatan çalışanları mı daha çok vergilendirelim sorusu çok klasik bir soru. Harcamaları nasıl finanse eder? Ekonomik teori bize burada diyor ki maliyet açısından sermayeyi vergilendirmek, sermaye gelirini vergilendirmek daha yanlış, daha maliyetli bir şey. Bunun sebebi de kabaca şöyle, sermaye dinamik bir olgu. Yani ben bir iş yeri kurdum, işte içine bilgisayarlar aldım. Bu bilgisayarlar seneye de kalacak biraz. Belki amortismanı olacak, bir kısmı gidecek ama bir kısmı seneye de kalacak. Ben üzerine biraz daha koyacağım. Bu şekilde birikerek devam eden dinamik bir olgu. Bu yüzden büyümeyle çok yakından ilgili. Emek de tabii çok önemli büyüme için. Yanlış anlaşılmasın, ben iş gücü emeği önemsiz demiyorum. O olmadan ne üretim olur ne büyüme hiçbir şey olmaz zaten. Ama daha statik bir olgu. Ben bu sene çalışıyorum, bitiyor. Seneye tekrar çalışıyorum, bitiyor. Birbiriyle o kadar ilgili değil yani. Şimdi bu şekil, bu sebepten ötürü, bu büyümeyle olan yakın ilgisinden ötürü sermayenin, sermayeyi çok nazlı bir şey sermaye. Dolayısıyla sermaye biriktirmek yani ülkeler için. O yüzden onu çok vergilendirmemek ya da şöyle söyleyeyim daha az vergilendirmek gibi. Böyle de bir önemli bir hani ekonomi teorisinin bize söylediği bir şey var. Tekrar şunu söylemek istiyorum yalnız, bu maliyet kısmı ile ilgili vergilendirmenin. Diyebilirsiniz ki evet ama sermaye sahipleri daha zengin insanlar. O yüzden eşitliği güdeceksek onları da biraz daha fazla vergilendirmek isteyebiliriz. Çalışanlar, CEO'lar da var içinde ama ortalama dar gelirli de var bayağı içinde. O yüzden diyebilirsiniz, onu da anlarım. Ama şeyi anlamak önemli gene. Maliyet, ekonomik aktiviteye yarattığı maliyet açısından sermaye vergilendirmek oldukça maliyeti. Bu şeyi de zaten uygulama da böyle. Bakın Türkiye'de kurumlar vergisi %20. Vatandaşın üzerindeki vergi %40-45'e kadar çıkıyor dedim yani. Vatandaşın ciddi bir kısmı %20'den fazla vergi ödüyor yani çalışan. Her yerde böyle. İşte Amerika'da %21 kurumlar vergisi. İngiltere'de %19. Oralarda da iş gücü vergisi çok daha fazla iş gücünün ödediği. Bunun bahsettiğim şekilde bir sebebi var yani aslında. Bu bunu söylemek istememin sebebi de hani şeyi anlamamız yani kapitalist, sermayedar, zengin vesaire ama bunu az vergilendirmemizin arkasında bir önemli bir sebep var. Biraz bunu söylemek istedim. İki tane daha çok daha kısa şey var vergilerle ilgili söylemek istedim. İsterseniz onu da söyleyeyim, ondan sonra belki başka bir şeye geçeyim. Tabii buyurun. Bunlardan bir tanesi biraz bunlardan farklı ama önemli bir şey. Beklentileri iyi yönetmek çok önemli. Bu para politikasında hep konuşulan bir şey, piyasanın beklentileri. Maliye politikasında da çok önemli. Buradan kastettiğim şey şu. Kuralların çok sık değişmediği, zırt pırt değişmediği sistemler kıymetli sistemler. Örneğin vergi affından örnek vereyim. Ben kendimi bildiğim bile çocukluğumdan beri bizim memleketimizde vergi affı var. Durmadan 2-3 senede bir vergi affı çıkar. Bu niye zararlı? Çünkü vergi affını bir kere yapmıyorsunuz. Böyle durmadan yaptığınız zaman insanlarda vergi affı nasıl olsa çıkacak beklentisi oluşuyor. Bu beklenti oluşunca da insanlar vergilerini ödeme konusunda daha çekingen davranıyor. Ödememeye başlıyorlar. Ben de yaptım bunu zamanında. Yani şimdi buradan böyle kendimi şey yapmak gibi olmasın da Maliye Bakanlığı'na. Yani unuttum, kaldı ya, öderiz ne olacak, nasıl olsa sonraya girer şey olur. Hani hatta erteleyince daha düşük vergi de alıyor genelde bu durumlarda. Hafta hani %50'sini öde yeter diyor devlet. Son bir kez diyor, son kez yani, olmuyor. Affettiyseniz gene bir vergi affı şu anda şeyde, mecliste. Yine. Doğru, yani çok çok sık oluyor. Hani o kadar sık. Bu niye şimdi şey değil? Çünkü bu vergi kültürünü çok olumsuz etkiliyor. Ödemesek de olura geliyor biraz. Geç öderiz, az öderiz. Şunu da anlıyorum diyebilir ki insanlar. Kardeşim yani bir sürü işte işverenin şu bugün ciddi sıkıntısı var. Ödeyemiyor. O zaman işte Maliye Bakanlığı'na gene iş düşüyor. Bu planlamayı yapacak olan onlar. Toplayabileceğiniz kadar vergi koyacaksınız o zaman. Atıyorum. %40 demeyeceksiniz. Diyeceksiniz %20 ama toplayacağım diyeceksiniz. Ve toplayacaksınız. Hani sonuna kadar toplayarak devam edeceksiniz. Bu kısa vadede belki biraz pürüz yaratabilir. Alışmış insanlar, ben de dahil, bunu hani ödemekte sıkıntı çekebiliriz. Ama uzun vadede bu işe yarayacak bir sistem. Bu önemli bir şey bence, çok önemli yani. Bir de gene bununla bağlantılı kuralların uygulanabilirliği çok önemli. Hani bizim ülkemizde kayıt dışı ekonomi çok çok ciddi boyutlarda. Bu yüzden de yani vergilendirmeyi çok olumsuz etkiliyor bu. Bunu kayıt içine çekmek bence çok önemli, öncelikli bizim ülkeler için, bizim gibi ülkeler için geçerli. Bu genel bir, çok genel bir prensip değil. Amerika, İngiltere vesaire için oralarda bu çok yok ama bizde bu çok önemli bir prensip. Çünkü bunları kayıt içine alıp vergilendirebiliyor olmamız lazım. Ve gene aynı yere geleceğim. Yani devlet bunları bilerek göz yumuyor. Çünkü bu sektörlerin devam etmesi lazım. Anlıyorum bunu.
Ama o zaman bu sektörün kaldırabileceği ölçüde vergi koyacaksınız o zaman buralara. Hani küçük ölçekli firmalara belki daha az vergi koyacaksınız. Buna benzer şeyler biraz yürürlükte var aslında, olabiliyor ama bunları çok net ortaya koyup bunlardan az vergi alacağız diye bunu kayıt içine çekmeye çalışmak çok çok yararlı. Bir de bunu söylemek istedim bununla ilgili olarak. 35 dakikayı doldurduk. Süremiz ilerliyor yavaş yavaş. Şunu sormak isterim. Malum teknoloji yani insanlık var olduğundan beri ilerleyen bir şey ama bizim şu an yaşadığımız çağda o ilerleyişin hızı çok artmış durumda. Bunun mesela maliye politikalarına bir etkisi olur mu? Benim ilk aklıma gelen şey örneğin bu işte robotlaşma, yapay zeka vesaire, otomasyon, şu bu. Diyelim ki bir firma işte yeni bir makine alıyor, işte yapay zeka ile bir şeyler yaptırıyor ve dolayısıyla 100 kişiye ihtiyaç duymuyor. O 100 kişiyi çıkartıyor işte. Tamam ama o fabrikanın işte ürettiği mal her neyse, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, araba her neyse, o çıktıkça bu insanlar işten gelirleri de olmayacak ve kim satın alacak bunları? Böyle bir çelişki çıkmıyor mu ortaya? Evet ama orada zenginleşen insanlar da var. Yani ben aslında çok çok güzel bir örnekten girdiniz. Ben oradan devam etmek isterim. Yani satın alacak vatandaşlar şöyle olabilir. Şunu demeye çalışıyorum. Şimdi bahsettiğiniz gibi bu robotlaşma, otomasyon teknolojilerinin ilerlemesi sizin girdiğiniz fabrika örneğinden devam edecek olursa gelir dağılımındaki adaletsizliği ciddi arttırabiliyor. Ne oluyor? O fabrikada hani hem bana sıkan insanlar var diyelim ya da değil mi? Hani bu ufak tefek daha rutin işleri yapan insanlar var. Bir de işte mühendisler var. Bu robotlaşma vesaire gibi teknolojiler sizin hani bu daha düşük vasıflı işçi dediğimiz daha rutin işi yapan vatandaşlar yaptığı işleri ellerinden alabiliyorlar. Onlara olan talebi düşürüyorlar. Onların iş gücüne olan talebi düşürebiliyorlar. Ama aynı şekilde vasıflı iş gücünün talebini düşürmüyorlar. Hatta onlara olan talebi arttırabiliyorlar. Çünkü robotlar vesaire işin içine girdiği zaman bu daha ucuza ovana sıkılmaya başlıyor artık. Belki o fabrikanın sahibi daha ucuza üretmeye başlıyor. Aynı üretici her neyse araba üretiyorsa mesela. Diyor ki ben daha fazla araba fabrikası açayım. Daha fazla mühendis işi alayım vesaire, onlara olan talep artıyor. Bu da vasıfsız iş gücüne olan talep azaldı. Vasıflı iş gücüne olan talep arttığı zaman bunların maaşlarının da bu şekilde dengesiz bir şekilde değişmesine sebebiyet veriyor. Hatta teknolojik işsizlik dediğimiz vasıfsız işçilerde, daha rutin işleri yapan vatandaşlarda işsizliğe de yol açabiliyor. Bunun önüne geçmenin bir yolu sermaye vergilerini arttırmak. Hani ben daha önce sermaye vergileri şey dedim ama sermaye gelirini vergilendirmek problemli dedim. Doğru. Ama böyle yeni bir bakış açısı var. Bu sizin de bahsettiğiniz gibi son bilhassa hani 1980'lerden, 90'lardan, 2000'lerden sonra hızlanan bu teknolojik değişimle birlikte Bu gelir dağılımını bu şekilde olumsuz etkilediği için o zaman ne yapabiliriz kısa vadede en azından? Otomasyonu, robotizasyonu, robotlaşmayı yavaşlatmak için buna vergi uygulayabiliriz. Buna vergi uygulamak demek de robot ya da otomasyon teknolojileri de sermaye gelirinin sermayenin bir parçası olduğu için onlara olan vergileri arttırmak demek. Bu yalnız kısa vadede bir çözüm olabilir. Bunları yavaşlatıp bu gelir dağılımındaki adaletsizliği tutabiliriz biraz. Ama uzun vadede teknolojik değişim böyle yani sel gibi akıp geçen bir şey. Bunu vergilerle çok fazla tutmanız mümkün değil. Çok doğru da değil. Çünkü dediğim gibi yararlı da bir şey aynı zamanda. Biz o arabayı yani araba yapılıyor sonra daha ucuz alıyoruz sonuçta günün sonunda. Siz de öyle söylemiştiniz. Uzun vadede bununla beraber yapılması gereken eğitim politikası. Yani yapmanız gereken özellikle de bu vasıflı iş gücünü hani talep artacak, üzerine rağbet artacak iş gücünü arttırmanız. Biraz önce de söylemiştim. Bizim ülkemizde hani vasıflı iş gücünü kabaca üniversite mezunlarıyla denk düşürecek olursanız bizim ülkemizde bu %13, %14. İşte Avrupa'da, Amerika'da %30-35'lerde. Bu çok ciddi bir problem. Yani bu bizi çok daha fazla o kadar etkilemedi robotizasyon ve otomasyon teknolojisi. O kadar gelmedi buraya aynı ölçüde. Amerika'ya girdiği ölçüde buraya daha girmedi ama girdiği zaman çok daha fazla etkileyecek. Çünkü bizim bu vasıfsız dediğim iş gücümüz çok daha fazla. O yüzden yapılması gereken biraz orta uzun vadeyi düşünürken hani sermaye vergileriyle belki bunu yavaşlatabiliriz biraz bu dönüşümü. Ama aynı anda şeyi düşünmemiz lazım. Büyük hani eğitim bizim büyük bir değişikliğe gitmemiz lazım. Bu çok kritik bir şey yani.
buraya yapılan harcamaların vesaire çok arttırılması lazım. Süremizin sonuna geldik ama şunu da sormadan bitirmeyeyim gene bununla ilgili olarak. Şimdi dediniz ya hani o otomasyona, robotlaşmaya vesaire bir vergi konulabilir ama şimdi her ne kadar küreselleşmenin içinde yaşıyor olsak da hala ulus devletler var. Vergileri de ulus devletler koyuyor sonuçta. Yani ben ona vergiyi koyarım ama başka bir ülke koymazsa bu sefer rekabet şansım ortadan kalkacak. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben de tam diyecektim ki bana bir cümle, bir müddet, bir dakika daha verirseniz bir şey söyleyeceğim diyecektim. Ben de bundan konuşmak istiyordum aslında. Dediğiniz çok doğru. Bilhassa küreselleşen dünyada sermaye çok daha akışkan bir hale aldı. Şimdi ülke arası geçişleri çok daha fazla. Bu nedenle bu tip politikaları tek başınıza yapmak kolay değil. Gerçi yapıyor ülkeler. İngiltere %19'dan %25'e çıkardı. Geçtiğimiz Nisan'da 2023 itibariyle devreye girecek bu. Sermaye gelir vergilerini çok büyük ölçüde arttırdı. Uzun yıllardır ilk defa. Amerika'da Biden hükümeti 21'den 28'e çıkartmaya çalışıyor. Mecliste bu belki biliyorsunuzdur. Bizim ülkemizde de kısa vadeli bir 20'den 25'e çıkarma gibi bir şey var ama buna kadar uzun vadeli olacak onu bilemiyorum. Ama Biden hükümeti aynı zamanda şeyi zorluyor. Global, küresel vergi, sermaye vergisini zorluyor. Bu dediğiniz sebepten ötürü ne kadar başarılı olacaklar bilemiyoruz ama bunun çok önemli bir parçası. Yani ülkelerin beraber bir aksiyon almaları gerekecek burada, dediğiniz doğru. Zor yoksa çok zor yani, oldukça zor yoksa. Yani bir kamu harcaması olarak temel gelir uygulamasını sorabilirdim aslında burada ama çok az vaktimiz kaldı. Bir iki cümle edebilirseniz belki. Olur, etmeye çalışayım. Ben temel gelir uygulaması kabaca kısaca şu, gelirinden bağımsız olarak herkese belli bir miktar para vermek. Yani bu yapılabilir. Ben bunu çok diğer sistemlerden çok farklı bir sistem olduğunu düşünmüyorum bu arada. Bununla ilgili yapılmış çalışmalar da var ama bence bizim gibi ülkelerde yani bizim hazinemiz çok zengin bir hazine değil. Bunları daha sonra vergilerle vesaireyle şey yapmak çok kolay olmuyor ödemek. Bu tip ülkelerde hedefli yapılan ve gelir adaletsizliğin, gelir dağılımı adaletsizliğin çok yüksek olduğu ülkelerde hedefli yapılan yardımların ben çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlar yeterli değil bence ülkemizde. Bunlar daha çok yapılmalı. Ama bu hani bütün herkese, vatandaşlara para çok, bakın Türkiye'de 80 milyon insan yaşıyor. Bunu ondan sonra hani söylemesi kolay ama bunu ondan sonra buna kaynak sağlamanız gerekecek. Onun yerine bu 80 milyonun çok ciddi bir kısmı eğer buna çok ihtiyaç duymuyorsa, çok ihtiyaç duyan bir 5 milyon, 10 milyon vesaire ne kadarsa varsa onlara yardım etmek benim şahsi kanadım ama bu uzun bir konu. Bununla ilgili hani çok konuşabiliriz. Şu anda vaktiniz olmadığı için çok girmiyorum daha fazla. Çok teşekkür ederiz hocam. Katıldığınız Profesör Doktor Hakkı Yazıcı'ydı bugün konuğumuz. Bristol ve Sabancı Üniversitelerinde öğretim üyesi kendisi. Maliye politikasını, kamu harcamalarını, kamu gelirlerini yani vergileri, vergi politikası, kamu harcamaları, politikaları nasıl daha iyi olabilir? Bunları konuştuk. Teknolojik gelişmeler nasıl etkileyecek? Bunu da konuştuk sonlara doğru. Hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. İzleyicilerimize de bizi izledikleri için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki meraklısına bilimde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Teşekkürler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.